Evet, 11 günlük İsrail-Hamas arasındaki çatışma süreci. Hizbullah'tan çekiliyor mu İsrail? O yüzden mi Gazze'ye kara harekatı ertelendi? Yoksa hava şartları mı hakikaten engel oldu? Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumundaki değişkenlik mi sebep oluyor? Bunu göreceğiz. Konuşacağız, tartışacağız, şimdi bu konuları değerlendireceğiz. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol bizlerle birlikte. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Bölgeyi belki de en iyi bilen isimlerin başında geliyorsunuz. Yakinen bulunduğunuz bir nokta. Tel Aviv Büyükelçiliği yaptığınız dönemlerde de orada bulundunuz. Bu 11 günlük süreci göz önüne aldığımızda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Büyük bir insani dram var. 1 milyon 100 bin insanın kuzeyden güneye göç etmesi gibi bir dayatmayla karşı karşıya olması. Bugünlerde suyun, elektriğin olmadığı, yakıtın olmadığı bir nokta. Tabloyu nasıl buluyorsunuz? Önce buradan başlayalım lütfen. Tablo tabii çok acıklı bir tablo. Çünkü Gazze çok küçük bir yer. 630 kilometre karelik bir yerden bahsediyoruz. Bu küçücük yerde 2,5 milyona yakın insan yaşıyor. Bu tabii sivil hava ve denizden İsrail'in yaptığı bombardımanlarda bile çok büyük sivil kayıplara yol açıyor. İşte 2800 Filistinli'nin öldüğü ifade ediliyor. Bunların çoğunun yani yarısına yakını, üçte birinin, dörtte birinin kadın ve çocuklardan olduğu ifade ediliyor. Bunlar tabii İsrail'in de kayıpları var bu sefer. 1400 olduğu ifade ediliyor. Yani bütün bunlar tabii sivil kayıplar. Çok anlamda vehine var. Bütün bunlar üzücü tabii. Fakat olayın temelinde yatan husus Filistin sorununun 2. Dünya Savaşı'ndan beri yapılamaması, çözülememesi. Bakın yani işte İsrail güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Devamlı olarak 2006 yılında kuzeyde Hizbullah'la savaştı. Şimdi Gazze'de Hamas'la savaşıyor. Hemen hemen her sene, iki senede bir çok büyük operasyonlar gerçekleştiriyor Gazze'de Hamas'a karşı. Ama bir türlü güvenliğini sağlayamıyor. Bu savaşları engelleyemiyor. Bu insan kaybını engelleyemiyor. Yani sonuçta Filistin sorununu çözmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in bir güvenlik sağlama imkanı yok. Buna Dışişleri Bakanı bugün Lübnan'da, evet, Beyrut'ta yaptığı şeyde gayet açık bir şekilde vurgu yaptı. Yani Filistin sorununu çözmediğiniz takdirde ne İsrail'in güvenliğini sağlamak imkanı var ne de Filistinlilerin güvenliğini, sivillerin güvenliğini sağlamak imkanı var. Bu sorunu iki devletli çözümle çözmek konusunda uluslararası toplumda çok yaygın bir şey var. Evet, yani tabii İsrail uzun müddetten beri işte Filistinlilerle, bırakın Gazze'deki Hamas'ı, yani Batı Şeria'da kendi kurdurduğu Filistin yönetimiyle bile görüşmüyor. Kesilmiş vaziyette görüşmeler. Bugün Dışişleri Bakanımız buna da işaret etti. İşte eski yöntemlerle sorunu çözmek imkanı yok diye. Herhalde bundan kastettiği işte bu görüşme yöntemi. İşte garantörlük şeyini ortaya attı. Yani sorunu çözmediğiniz takdirde iki devletli çözümle Filistin sorunu devam ettiği müddetçe bu sorun devam edecek gibi gözüküyor. Biz de iki senede bir, her sene hemen hemen bu Gazze'deki olaylara, işte sivil kayıplara yoğunlaşmış olacağız maalesef. Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü bu noktada ortak bir paydada buluşamıyor. Bu da etkenlerden bir tanesi mi Sayın Çelikkol? Yani neden böyle bir tablo var? Hamas'ı bugün Filistin'i temsil etmez bir grup olarak tanımlayan bir Mahmud Abbas var. Evet, yani Filistinler ikiye bölünmüş vaziyette. Batı Şeria'da daha büyük olan Filistin bölümünde yani Hamas tabii Cumhurbaşkanı ama onun hükümeti El Fetih
dayanaklı. Yasir Arafat'ı hatırlayacaksınız. Yasir Arafat'tan kalma El Fetih temelinde bir hükümet var. Gaza ise Hamas tarafından yönetiliyor. İsrail tabii Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul ediyor, görüşmüyor. Ama bunu Amerika Birleşik Devletleri ve de dahil, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri de dahil. Bu yani Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul edip yapmıyorlar, görüşmüyorlar. Ama 2005 yılında İsrail Gazze'yi tek taraflı olarak yaptıktan sonra, terk ettikten sonra 2006 yılında seçimler yapıldı biliyorsunuz Filistin'de ve bu Hamas kazandı bu seçimleri. Evet. 2006 yılındaki seçimleri. Ama ne hükümet kendisine verildi ne de yani Filistinler arası bir barış meydana geldi. Maalesef yani Filistin ikiye bölünmüş vaziyette bugün. İki hükümet tarafından yönetiliyor. Batı Şeria'da sizin de ifade ettiğiniz gibi Abbas yönetimi var. İsrail bunu göğe tanıyor. Zaten İsrail'in de kuruldu. Ondan önce de İsrail biliyorsunuz Yasir Arafat'ın El Fetih örgütünü terör örgütü olarak tanıyordu. Evet. Ama Oslo süreci içerisinde bu anlaştılar ve bu Ramallah'taki kuruldu. Bu Oslo sürecinin yavaş yavaş iki devletli çözüme gideceği ümit ediliyordu ama bu Sayın Çelikkol, burada bir virgül koymak istiyorum. Kusura bakmayın çünkü hareketli dakikalar var Siderot'ta. Ebru arkadaşımız orada, bir bombardıman söz konusu. Ebru'ya gidelim. Gel. Şu an Siderot'ta dakikalar önce roketler havadaydı. Çok sayıda roket vardı bu bölgede. Askerlerin koştuğunu gördük. Onlar araçlarının içerisine girdiler. Şu an ileri tarafta biraz daha zoom girerek belki gösterebiliriz o noktayı da. Askerler ayaktalardı, nöbet tutuyorlardı. Fakat o sesleri duyduktan hemen sonra koşarak araçlarının içerisine girdiler. Ardı ardına roketler gördük. Bu arada bizim üzerimize doğru atılan roketlerdi. Normalde daha uzak noktalara gidiyordu roketler. Fakat bu kez bizim de bulunduğumuz yere doğru geldi. Burada herkes yere yatarken askerler dahi kaçtı, bunu söyleyebiliriz. Şu anda burası yine hareketli. Görüldüğü gibi yine kontrol noktasında askerleri görebiliyoruz. Polisler de var. Bu arada burada büyük bir şu anda bir endişe olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü roketler bir anda geldi ve aynı anda 30-40 tane roketi havada gördük ve dediğim gibi üzerimize doğru gelen roketler vardı. Bu arada bir askeri araç geçti az önce. Hala sınıra da bir yandan yığınak yapmaya devam ediyor İsrail ordusu. Hala buradan geçen askeri araçlar var. Hava artık karardı. Saat 19'u geçti. Ancak hala içeriden de biz yine sevkiyat seslerini duyabiliyoruz. Yani sınıra doğru giden araçların sesini duyabiliyoruz. Biraz önce burada çok korku dolu anlar yaşandı. Gökyüzünde yaklaşık 20-30 tane roket vardı. Hiç beklemediğimiz bir anda yine. Ve bu kez geldiği nokta bir tarlanın iç kısmı değil. Hemen bu bulmuş olduğumuz yola doğru roketler atıldı. Ancak düşmedi. Bunu söyleyebiliriz. Düşseydi belki de şu anda çok da burada kötü bir görüntü olacaktı. Biz askerlerin dahi koşuştuğunu görünce, üzerlerinde çünkü çok fazla korunaklı giysi var onların, çelik gerekleri var, çelik miğferleri var, fakat onlar dahi koşarak araçlarına doğru bindiler ve hatta şöyle arkayı da bir daha gösterelim, orada yine bir hareketlenme var. Polis araçları bulunduğu yerden ayrılıyor, orası güvenli bir nokta olduğu için güvenlik kontrol noktası da oraya kurulmuştu ancak... şu anda orası değiştiriliyor. Güvenlik kontrol noktasını polis ekipleri şu anda değiştiriyor ve bir roket sesi daha duydum. Muhtemelen buraya yapılan tacizler, atışlar devam edecek. Hamas milisleri bu bölgeye roketlerini atıyorlar. Şu an yine İsrail bayraklı araçları da görebiliyoruz. Ve şu tırın üzerinde de bunu sorduğumuzda yine sınıra giden gerekli malzemeler dediler bugün. Sınıra hala sevkiyat yapıldığını şu dakikalarda görebiliyoruz. Hava karardı. Roket seslerini bilmiyorum siz duyabiliyor musunuz? Ben çok net duyabiliyorum. Fakat henüz şu an gökyüzünde görmüş olduğum bir roket yok. Hemen benim sol tarafımda Gazze'ye denk geldiği için o bölgeden de yoğun bir şekilde yine bomba seslerini duymak mümkün. Geçtiğimiz dakikalarda gökyüzünde çok sayıda roket vardı. Şu an yine gökyüzünde bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Ancak İHA sesimi, savaş uçağı mı yoksa roket sesimi, bunu tam olarak
şu an seçmeye çalışırken kameraman arkadaşım savaş uçağı diye beni uyardı. Bu arada kontrol noktaları değiştirildi. Demek ki o bölgenin güvenli olmadığına karar verdi polis ekibi ve güvenlik noktası başka bir yere taşınıyor. Araçlar gidiyor, onu da söyleyebilirim. Şu anda burada durum bu şekilde. Roketler atılabilir yeniden. Şu anda herhangi bir yere düştüğünü söyleyemiyoruz ve sözü ben yeniden size bırakayım buradan. Evet, Ebru Balıkçı aktardı son gelişmeleri. Sayın Çelikkol, sizi kesmek durumunda kaldık ama bölgede çok ciddi bir hareketlilik var. Buyurun lütfen kaldığımız noktadan devam edelim. Hamas'ın bu sırada tabii ki Siderot'a, Gazze şeridinin hemen karşı tarafına saldırıları hala devam ediyor. Evet, bunlar roket saldırıları. Biliyorsunuz tabii İsrail'in bir hava füze savunma sistemi var. Demirkubbe adında. Bu atılan, yani Gaza'dan Hamas'ın attığı veya Hamas'ın işbirliği yaptığı örgütlerin attığı roketleri bu demirkubbe yok ediyor bir kısmını. Bir kısmı düşüyor. İşte yani 13'ün söylüyoruz ki bu demir kubbe filan İsrail'in güvenliğini tam olarak sağlayamıyor. Hı hı. İsrail'in güvenliğini sağlayabilecek tek husus ki bu tabii Filistinlilerin de güvenliğini sağlayacak. Biraz önce de ifade ettim. Yani Filistin sorununu çözmek. Bu Filistin sorununu çözmenin yolu da her şeyden önce Filistinlilerle görüşmelerin, İsrail'in görüşmelerinin, yani bu tabii Hamas olmayacağı için, İsrail Hamas'la görüşmeyeceği için, Hamas'ı çünkü terör örgütü olarak kabul ediyor ama Filistin yönetimiyle görüşebilir. Bu görüşmeler uzun müddetten beri, yani 10 seneyi aşkın bir sene, 15 senedir neredeyse kesilmiş vaziyette. Bunları başlatmak lazım. İki devletli çözümü bir an önce uygulamaya koymak lazım. Ancak yani demir kubbe gibi füze savunma sistemlerinin artık İsrail'in güvenliğini sağlayamadığı çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu cumartesi, geçen cumartesi ilk. Özellikle Sayın Çelikkol çoklu saldırılarda bayağı çaresiz kaldı. Tabii. Yani çok roket atıldığı zaman birkaç tane roket o savunma sistemini geçip işte sivillere çok büyük ziyanlar, İsrail'de sivillere çok büyük zararlar verebiliyor. O bakımdan yani bu demir kubbenin tam güvenilir olmadığı muhakkak, ama demir kubbe olmasa Gaza'dan atılan, Hamas'ın attığı her roket İsrail'e tabii zarar verecek durumda. Peki yarın önemli bir ziyaret daha gerçekleşmiş olacak İsrail'e yönelik. Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden geliyor. Olayların ilk başladığı tarihte 7 Ekim'de tamamen her şartta, her koşulda İsrail'in yanındayız dendi. Uçak gemileri yola çıktı. Yetmedi, ikincisi yola çıktı. Filo yola çıktı. Fakat sonrasında biraz daha itidalli görüyoruz biz Amerika Birleşik Devletleri'ni. Keza İsrail'e gelen Blinken'ın da benzer ifadeleri vardı. Bir Yahudi gibi görüyorum kendimi, buraya bir Yahudi gibi geldim derken Mısır'da burada bir insan olarak bulunuyorum demişti. Sonrasında İsrail'e ikinci ziyaretini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın gelişi yarın nasıl bir tablo ortaya koyar? İki devletli çözümden de bahsediyor yavaş yavaş Biden. Filistin devleti kurulması gerektiğinden bahsediyor. Nasıl değerlendirirsiniz bunu diplomaside? Yani gerek Biden gerek Blinken, ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Cumhurbaşkanı maalesef kameraların önünde şey yapmıyor, yani İsrail'i şey yapıcı ifadeler kullanmıyor. Her ne kadar Biden çok açık bir şekilde 2005'te İsrail'in kendi isteğiyle boşalttığı, tek taraflı olarak boşalttığı Gaza'ya tamamen dönmesinin bataklık şey, İsrail'in bataklığa geri dönmesi anlamına gelebileceğini ifade etti. Ama bir yandan da işte Hamas'ın cezalandırılmasından filan bahsedebiliyor zaman zaman. Hı hı. O bakımdan yani şeyin iki devletli çözümü desteklediği muhakkak. Ama bu iki devletli çözümü sadece desteklemek yetmiyor. Çünkü Amerika Trump yönetimi dışında çok önceden beri iki devletli çözüme göya destekliyor ama
İsrail üzerinde gerekli baskıyı yapamıyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun için zaten iki devletli çözüm gerçekleşmiyor. Bakın, iki devletli çözüm neden, neyi kastediyoruz? Bir, yani tabii İsrail çok küçük bir bölge. Yani bizim Trakya'dan bile daha küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Tüm İsrail, Batı Şeria ve Gazze'yi bir araya koyduğumuz takdirde bizim Avrupa'daki Trakya'mızdan daha da küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Onun kadar bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu Filistin mandası, yani İngiltere'ye bırakılan, eğer iki devletli çözüm gerçekleşirse, 67 sınırları esas alınarak bu gerçekleştirilecek. Yani başkenti Doğu Kudüs bile olsa bu 80-20 oranında bölüme taksim edilmesi, yani 80'e İsraillere, Yahudilere geçecek, Yahudi İsrail devleti olacak, ancak %20'si üzerinde Filistin devleti kurulacak. Biliyorsunuz 1947, hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Birleşmiş Milletler taksim planı ise Filistin mandasını o dönemde İsrail ile Arap devleti arasında hemen hemen işte yani %50-50 bölüştürmüştü. Yani İsrail'in %30'luk bir bölümü zaten aldığını, Yahudileştirdiğini, İsrail olarak kabul ettirdiğini bu gayet açık bir şekilde gösteriyor. Bugün İsrail artık iki devlet çözümden de uzaklaşıyor. İşte bugün Dışişleri Bakanımız gayet açık bir şekilde ifade etti. Hatta hırsızlık kelimesini kullandı. Bu Yahudi yerleşim birimleri vasıtasıyla İsrail Batı Şeria'yı da yavaş yavaş tırtıklamaya başladı. İki devletli çözümden sadece uzaklaşmıyor İsrail. Aynı zamanda işte Kudüs'ü zaten şey yapmış vaziyette, ilhak etmiş vaziyette kanunen. Ama bu uluslararası hukuka aykırı aldığı çok açık olan yerleşim birimleri politikasıyla, ki bakan buna hırsızlık terimini kullandı. Evet. Batı Şeria'yı, Gazze'yi değil, Batı Şeria'yı yavaş yavaş Yahudileştiriyor. Bugün Batı Şeria'nın %10'u hemen hemen Yahudileştirilmiş vaziyette. Yani 1 milyona yakın Yahudi yaşıyor şeyde, Batı Şeria'da. Yani zaten bütün Batı Şeria'yı şey yapsanız, dediğim, biraz önce ifade ettiğim gibi %80-20 oranında bir paylaşma. Yani iki devlet çözümden kastettiğimiz o. %80'i İsrail'e, %20'si şeye gidecek, Filistinlere gidecek bir çözümden bahsediyoruz, iki devletli çözümden. İsrail bunu artık buna bile razı gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka İsrail üzerinde açık veya kapalı baskı uygulaması gerekli, ama Amerika Birleşik Devletleri tabii işte Biden, Trump'la büyük ihtimalle önümüzdeki sene bir seçime giriyor. Bu seçimde Trump'la tekrar karşı karşıya gelecek. O bakımdan Yahudi lobisinin gücü şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok artmış vaziyette. Hala kuvvetli. Zaten evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ilişkileri pek uluslararası formlara da uyan bir ilişki değil. Onu da altını çizmek lazım. Peki.